Üniversitemizin akademik başarı ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Programımıza geçmeden önce sizleri tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere çok kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'i kürsüye arz ediyorum. Paylaşıyor.
akademik performans başarı ödülleri töreni demişiz. Yine aynı şekilde 14 Şubat 2019 tarihinde akademik yükseltme ve akademik başarı ödül töreni adıyla ilgili bir etkinlik yapmıştık. Yani bu etkinlikler gayet de güzel olmuştu. Bizlere de görüşüm vermiştir. Bugün daha büyüğünü burada gerçekleştiriyoruz meslektaşlarım. Burada bu ödül törenini yapmamızın maksadı hepimizin malum olduğu üzere akademik başarı gösteren arkadaşlarımızı ödüllendirmek ve bu yolda da bütün personelimizin motivasyonunu artırmak, üniversitemizin hem Türkiye'deki üniversiteler arasında hem dünyadaki üniversiteler arasında yerini sıralamasını iyileştirmek, yaptığı çalışmalarla bilim dünyasına katkı vermek, insanlığa faydalı olmak. Yani birçok amacı var. Bu amaçlar doğrultusunda işte çalışmalarımızı motive etmek için sizlerle birlikte bugün buradayız. Hepimizin malum olduğu üzere üniversitelerin görevlerini biliyoruz. 4-5 tane üniversitelerin üstlenmiş olduğu yapması gereken görevler var. Bu görevlerin çoğunu gerçekten başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Eğitime hiç değinmeyeceğim çünkü eğitimlere ilgili ben gerçekten başarılı olduğumuza inanıyorum. Kaliteli bir eğitimin üniversitemizin çatısı altında gerçekleştirdiğine inanıyorum. Ve eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi içerisinde sürekli bir çaba içerisindeyiz. Bu çabalarımızın da gelecekte daha da çok meyvesini alacağımıza ümit ediyorum. Yine benzer şekilde akademik performans olarak da değerli arkadaşlar gayet iyi yerlere doğru gidiyoruz. Bugün bu törende bunu da görmüş olacağız. Üniversitemiz başladığı zaman ileride rakamlar da gelmiş olacak. Rakamlara da bakarız. Üniversitemiz başladığı zaman değerli arkadaşlar özellikle bizim için yeni grupta ödül törenimiz gerçekleşecek. Mesela Web of Science kategorisinde 5 tane 2015 yılında 5 tane arkadaşımız varken çalışma yapan bugün baktığımızda bu rakamın arttığını 180'e çıktığını görüyoruz. Daha doğrusu yayın sayısı olarak söyleyeyim çünkü bir arkadaşımız daha fazla yayın yapmış olabilir. Yani 77 civarında bu yıl için söylüyorum, 77 civarında arkadaşımız 180 yayınıyla Web of Science'da indekslenen yayınla bu yıl epey bir başarı gösterdi. İşte o gayretlerinin sonucunu bugün burada ödül töreninde hep birlikte inşallah kendilerine bir vergi olarak, bir teşekkür olarak takdim etmiş olacağız. Evet değerli arkadaşlarım, yani eğitimde belli bir noktaya geldik. Bugün işte akademik, özellikle akademik çalışmalarda, yani üniversitenin en önemli görevlerinden bir tanesi, fonksiyonlarından bir tanesi olan akademik çalışmalarda da yine belli bir noktaya gelmiş olmanın aslında gururunu da yapıyoruz. Yani üniversitemiz hem nitel olarak hem de nicel olarak gelişti. Bugün burada bu salon bunu da gösteriyor. Sayıca da gördüğünüz gibi artıyoruz. Bizim şu anda 10 tane fakültemiz, 8-9 tane meslek okulumuz, 4 tane fakültemiz var, araştırma yoğunluğu merkezlerimiz var 20'nin üzerinde. Ve bunların altında siz değerli akademisyen hocalarınızın çalışmaları var, gayretleri var. Ve dolayısıyla bu gayretler tabii ki rakamlara da yansıyor. Biz sadece sayıca gelişmiyoruz, aynı zamanda dediğim gibi nitelik olarak da gelişiyoruz. Sadece nitel olarak değil değerli arkadaşlarım. Bugün bu ödül töreninde bunu ifade etmiş oluyor. O 2018'de ve 2019'da yapmış olduğumuz törenlerde bir iki grupta ödül verebiliyorduk. Bugün işte 7 grupta ödüllerimizi hocalarımıza takdim etmiş olacağız. Yani hangi gruplar isterseniz onları da hızlıca şöyle bir sıralayayım. Şimdi her şeyden önce bu akademik başarı ödül kategorilerini belirleyebilmek için epey bir çalıştık. Yani gerçekten rektör yardımcılarımızla, Abdullah Yener hocamla, bunun dışında ismini sayamadığım birçok hocaların, yine özellikle idari camiadan da işte değerli arkadaşlarımızla, mühendis fakültesinden, özellikle mühendis fakültesinden epey önemli bir grup akademisyen hocamızla, üniversitenin ismini sayamayacağım burada tabii. Yani en az belki 6-7 kere toplanmışızdır değil mi hocam? Daha öncesinde de toplandık. Yani son 1-2 senedir bizim en büyük arzumuz artık üniversitemiz gerçekten kurulum aşamasını tamamladı. Bundan sonra
Yani eğitim, öğretimi bir kenara bırakırsak, çünkü orada zaten sürekli bir çabamız var. Yani biz akademik başarımızı nasıl arttırabiliriz? Akademik çalışmalarımızı, gayretlerimizi nasıl arttırabiliriz? Özellikle Türkiye'deki üniversiteler içerisinde ve dünyadaki üniversiteler içerisinde sıralamamızı nasıl yükseltebiliriz? Neler yapmalıyız konusunda epey kafa yoruyoruz. Gerçekten bununla ilgili rakamları da takip ediyoruz. Bununla ilgili birkaç yazılımları da özellikle bünyemize katıyoruz. Yani kendimizi şu anda üniversite olarak, her birim olarak, kişi olarak cidden böyle birebir takip edecek noktaya geldik değerli arkadaşlar. Hangi hocamız ne kadar yeni yapıyor, nerede yaptı, etki değerleri, şunlar bunlar vesaire. Yani ölçebilecek noktadayız. Yani birim birim, bölüm bölüm, kuram kuram, fakülte fakülte, kişi kişi. Yani bugün biraz işte o çalışmalarımızın sonucunu burada ödül töreniyle birlikte sizlerle paylaşmış olacağız değerli arkadaşlar. Şimdi hangi alanlarda özellikle hocalarımızın çalışmalarını destekleyebiliriz, başarılarını ödüllendirebiliriz diye düşündüğümüzde karşımızda 7 tane alan çıktı üniversitemiz için. Bunlardan bir tanesi, orada daha sonra da gelecek, neyse burayı bozmayalım o zaman, dursun. Tamam. Bunlardan bir tanesi dünyanın en etkili bilim insanları ödülü. Şimdi her yıl böyle bir kategori var. Uluslararası bir üniversite kurum böyle bir liste yayınlıyor. En etkili bilim insanları ödülü diye. Tabii her üniversiteden listeye gelenler oluyor. Birkaç kişi var, daha fazla var. Bizim üniversitemizden de 3 tane hocamız geçen sene bu yayınlanan bu listeye girdi. Dolayısıyla ilk önce hocalarımızı bu prestijli liseye girdikleri için yani hep birlikte tebrik edeceğiz inşallah biraz sonra. İkinci, yani dünyanın en etkili bilim insanları listesi. Bunun dışında ikinci grupta dünya bilim insanları ödülü listemiz var. Yani bu listede de üniversitemizden 37 hocamız var gençlik fakültelerden. Bu 37 hocamız da bu listeye girebildi. Dolayısıyla o hocalarımızın da bir kısmını, tabii 37'sini birden, şimdi gruplar büyük, hepsini sahneye çağırmayacağız. Hocalarımızı tersinden 20'şer 20'şer çağırmayı düşündük. Geri kalan hocalarımızın da belgeleri hazır. Kendilerine de fakülte dekanlarımız, meyve müdürlerimiz belgeleri daha sonra takdim edecekler, belgeleri burada hazır. Bunun dışında üçüncü kategoride akademik başarı ödülü törenimiz var. Üniversitemiz için bu çok değerli, yani kısım özellikle. Yani hepsi değerli ama neden değerli? Çünkü özellikle yani uluslararası indekslerde bizim hocalarımız neler yapıyor, nasıl yayınlar yapıyor? Yani bunu ölçmek istedik. Yani bu grupta uluslararası yayınlar, özellikle Web Science dediğimiz yani bu temelde yayınlarda ne durumdayız ona bakmak istedik. Abdullah Eren Hocam sağ olsun, işte o yaptığımız toplantılarda dedi ki böyle hazır paket programlar vardı, onları alalım mı almayalım derken epey de miktarda yüklüydü. Her sene bizden dedi ki bayağı ciddi bir miktar isteniyordu. Abdullah Eren Hocam mühendis fakültesi yazılım mühendisliğinde sağ olsun dedi ki hocam ben bunu yaparım dedi, yazarım. Dedim hocam valla yapabilir misin? Yapabilirim. Hocam buyurun yapın dedik. Gerçekten de bize epey bir masraftan da kurtardı. Hem de üniversitemize özel çok güzel bir yazılım yaptı. Kendisi bir miktar zaten yeri geldiğinde o konuyla ilgili bilgi de verecek. Sizler de gidip inceleyebileceksiniz. Şeyimiz neydi hocam? Sitemizin adı neydi? Ranking Bandırma Edip. Evet. Ranking Bandırma Edip diye girerseniz yani orada her türlü incelemeyi sizler de bizzat yapabilirsiniz. Kendinizle ilgili, fakültenizle, bölümünüzle ilgili incelemeleri yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada da yani Van Gogh dedik kısaca adına. Bu Van Gogh grubuna giren Van Gogh grubuna giren 77 hocamız var. Onların da hepsine belgemizi takip edeceğiz ama bugün burada sadece 20 hocamızı İnşallah sahnede ağırlayacağız. Van Gogh benim için de önemli. Çünkü sizlerle yaptığınız bazı toplantılarda biliyorsunuz veya adetli konularda her zaman Q1, Q2 yayınlara değerli hocaların önem verelim. Lütfen yaptığımız yayınları yani ulusal dergilerden ziyade veya uluslararası
hani böyle sıralamalara girmeyen, kübürlere girmeyen dergilerden ziyade yani biraz daha zorlanın şu dergilerde yayınlayalım diye hep rica ediyorum. İşte burada onu da görmüş oluyoruz. Q1, Q2, Q3, Q4 yani onlarla ilgili grafikler var. Dergilerde değerli arkadaşlar yayınlarımız giderek artmış. Özellikle beni mutlu eden şey Q1 ve Q2'deki yayınlarımız daha fazla. O nedenle o yayınları yapan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ve diğer hocalarımızın da özellikle biraz daha gayret göstermelerini, çünkü oluyor gördüğünüz gibi, gayret göstermelerini rica ediyorum. Üçüncü grubumuz buydu. Dördüncü grupta değerli hocalarım, akademik teşvik ödülü var. Biz önceki yaptığımız etkinliklerde daha ziyade akademik teşvikleri biliyorsunuz burada bir şekilde ödüllendiriyordu. Burada şimdi akademik teşvik bizim en eski ödül kategorimiz. 160 kişi yani bizim 500 yani geçen sene itibariyle 502 hocamızdan 160 tane hocamız, 166 hocamız yani oran olarak bakarsak 133'e geliyor. Yani hocamız akademik teşvikten yararlandı değerli arkadaşlar. Bu ciddi bir oran. Yani Türkiye çapında da ciddi bir oran. Yani büyük ihtimalle yani bütün Türkiye'deki üniversitelere bu oran itibariyle bakacak olursak %15'lerde 20'lerde falanızdır yani tahminen. Zaten biz kurduğumuzdan beri akademik teşvikten istifadede çok iyiyiz. Bir ara 17'ydik, sonra işte 26'ydık, 28'ydik. Yani 15'te 30 arasında diyelim, 27-28 arasında geçiyoruz. Bu sene biraz daha iyi geçen seneye göre. Tahminen sıralama yapılacak olursa ki bazı kuruluşlar yapıyor bunu. %20'ler işte 15 yani %20 diyorum. 15 veya 20. sırada olabiliriz. O yüzden hocalarımızın ilk girmesini sizlere huzurunda tebrik etmek istiyoruz. Bunun dışında başka ne var baktığımız zaman bir de akademik birim performans ödülümüz var. Akademik birim performans ödülümüz. Ya bu nedir? Çok kategori oldu ama istedik ki her kategorideki hocalarımızı şey yapalım. Sadece hocalar değil, birimleri de ödüllendirelim. Burada hocalardan ziyade bu kategoride de hocalardan ziyade birimleri ödüllendireceğiz. Bu ne kategorisi? Hatırlayacak olursanız yani biz her sene yıl sonunda yani yıl başında diyelim bölümlerden fakültelere ve mezunlara doğru ve oradan da rektörlüğe gelecek şekilde yaptığımız akademik çalışmalarla ilgili verileri sizden alıyoruz. Yani YÖKSİS tabanlı verileri özellikle sizlerden topluyoruz. Dolayısıyla biz hocalarımızı çok yakından takip ediyoruz. Yani kaç tane yayın yaptı, o yayınların hangisi, QB'nin hangisi, kaç proje, kaç portu vesaire var. Yani burada da yani toplamda birimlerin yani hocalar bazında ama yani burada hocaları ödüllendirmeyeceğiz. Zaten birimleri ödüllendireceğiz. Hangi fakülte daha çok yayın yapmış, hangi mevzu daha çok yayın yapmış ve kişi başına yayın sayısı itibariyle yani en önde giden fakültemiz mevzumuz hangisi? Burada da özellikle 4 tane kuruma, birime bu anlamda ödüllerini takdim etmiş olacağız. Toplam yayın sayısı itibariyle ve kişi başına düşen yayın sayısı itibariyle. 6. kategoride ise proje ödüllerimiz var. Bu kapsamda da işte BAP projeleri, TÜBİTAK projeleri ve GMK projeleri bu kategorilerde başarı sağlayan birkaç ödülümüzden inşallah ödüllerini takdim edeceğiz. Yani bu şey kısmında biraz zayıfız arkadaşlar. Proje kültürümüz yani her zaman söylüyorum. Yani eğitimde iyiyiz diyoruz. Şimdi yayınlarda da aslında iyiyiz. Yani toplam yayın sayısına baktığımız zaman bizim şimdi geçmişte daha iyiydik aslında onu da söyleyeyim. Mesela 2019 yılında bizim kişi başına düşen yayın sayımız 4.11 iken yani hoca sayımızın artmasına rağmen çünkü yıldan yıla her sene 70-80 hoca aralığında katılıyor. Hoca sayımızın artmasına rağmen 2020'de 2.13'e düştü. Korona bizim yayınlarımızı etkiledi. Halbuki ben hocalarımızla her sohbette hocam korona çok iyi oldu eve çekildik. Yayın yapıyoruz, makale yazıyoruz, kitap yazıyoruz sen diye söylüyorlardı bana. Ben de ne güzel diyordum yani koronanın da bir faydası oldu. Yani akademik yayınlarımızın sayısı ikiye katlanacak. Kişi başı 4 değil de belki 6 olacak, 7 olacak diye ümit ediyordum doğrusu ama fakat rakamlar yalan söylemiyor. Rakamlara baktığımız zaman aslında hocalarımız yani o anlamda baktığımız zaman sayımız arttı.
Yani söyledikleri gibi de hani çalışmalarını ürünlere dökememişler. Çalışmamış demeyeyim de. Yani ürüne o sene dökememişler. Ama sonra bu sene 2021'de toparladık. 2021'de tekrar kişi başına düşen genç sayımız 3 oldu. Tabii bunlar hep Türkiye'de de benzer şekilde arkadaşlar. Sadece bizde değil, bu korona dönemi maalesef bütün dünyayı etkiledi, ülkeleri etkiledi, işte ekonomileri etkiledi. Görüyorsunuz da aynı zamanda gördüğünüz gibi akademik kendileri de etkilemiş demek ki. Bu veriler bunu da ortaya koyuyor. 3 oldu. Tahminen bu önümüzdeki senelerde biraz daha yani 2022'de daha da artacaktır inşallah. Yine kişi başına yayın sayımızda, toplam yayın sayımızda 1480 oldu baktığımız zaman değerli arkadaşlar. Yani o yüzden çıkıyor zaten. Şimdi yavaş yavaş sözlerimin sonuna doğru gelirken, şimdi bu Q1 ve Q2 dergiler önemli dedim. Şu anda bizim 326 yayın sayımız oldu. İnşallah 1326 olur, 2326 olur yıllar içerisinde. Biz artık trendi yakaladık, onu söyleyeyim. Yani yola girdi. Akademik çalışmalarımız çok şükür yola girdi değerli arkadaşlar. O konuda zaten sıkıntımız da yoktu. Sadece iktisadi ilerlemeler faktörümüz varken, yani sağlık ilerlemeler faktörümüz varken, meyvelerimiz varken de kişi başına düşen yayın sayımız bizim her zaman 4'tü. Bizim sıkıntımız neydi? Bizim sıkıntımız nitelikli yayın yapma sıkıntısıydı. Uluslararası yayın yapma sıkıntısıydı. Biz kitaplar yazıyoruz. Projeler yapıyor. Yani proje biraz konusu dediğim gibi orası biraz tam alacaktığımız düzeyde değil ama işte uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda bildiriler sunuyoruz. Yani şeyler yapıyoruz, makaleler yazıyoruz, uluslararası makaleler. Ama işte uluslararası makalede de nitelikli makaleye gelince ve projelere gelince oralarda biraz daha bizim gayret göstermemiz gerekiyor. Bu rakamlarda onu gösteriyor değerli arkadaşlar. Fakat işte 2015'ten 2021'e gelince 180'e çıkmış bizim boz kalanlı yayınlarımız. Bu çok güzel. Bu niye önemli? Ben özellikle bunu niye önemsiyorum? Şundan önemsiyorum. Yani buradaki yayınların artması aynı zamanda üniversite sıralamaları için de çok değerli. Mesela D diye biliyorsunuz bir sıralama var. Mesela D neye bakıyor arkadaşlar? Birçok şeye bakıyor ama asıl bu Q1, Q2, Q3, Q4'te de yayınlanan yayınlara bakıyor. Yani bu biraz önce söyledim. 326 olmuş diyorum ya. Mesela her yıl 150, şu an bizim 180, her yıl 150'nin üzerinde yayın yapabiliyorsanız, yani bu nitelikli yayın yapabiliyorsanız, boz tabanlı, ve 5 yıl bunu sürdürebiliyorsanız, 150'nin altına düşmeden, ondan sonra D'ye başvurma hakkı elde ediyorsunuz. Biz bu sene gözlemci olarak diyelim veya ne diyeceğiz hocam şey mi? Ne diyorlar? Raportör olarak bu sene D'da yerimizi aldık. D'ya dedi ki biz de varız üniversite olarak. İşte bu seneki verilerimizi girdik. Bundan sonra D bizi 5 sene takip edecek. 5 sene sonra bir gerilem olmazsa ki olacağını inanmıyorum. Çünkü sürekli inşallah ilerleme içerisindeyiz. Nasıl ki dediğim gibi nicel olarak gelişmemiz belli bir noktaya geldiyse nitelik olarak da gelişmemiz belli bir noktaya geliyor. Dolayısıyla ben şimdi şuna inanıyorum. 5 yıl sonra inşallah D'da dünyanın ilk 1000 olmasa da ilk 1100 vesaire üniversite arasına gireceğimize inanıyorum. Daha bunu buradan da ilan edeyim. 5 sene sonra biz burada oluruz, olmayı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız inşallah düşündüler. 5 sene sonra inşallah özellikle tecrübe hocama, rektör hocalarımıza, buradaki diğer hocalarımıza yani bu konuyu da takip etmelerini istirham ediyorum. Bu sıralamalar bizim için önemli, Urak önemli, Dığ önemli, onun dışında diğer başka sıralamalar da var. İşte biz şimdi öyle bir aşamaya geldik ki yavaş yavaş birkaç sene içerisinde bu sıralamalara gireceğiz. Mesela önceki sene beklediğimiz, nereyi bekliyorduk önceki sene hocam? 2023'ten sonra, Şimago. Şimago'ya diyorsun. Şimago'ya daha önce girme ihtimalimiz var. Tahminen 2022 değil de 2023 olabilir. Daha sonra birkaç yıl sonra bu oldu. İşte Urak'ta da sürekli yükselecek inşallah. Bundan sonraki senelerde daha hızlı bir yükselme söz konusu olacak. Tabii arkadaşlar daha çok fazla söylenecek şey var. Ama ödül vereceğimiz çok sayıda değerli arkadaşımız, hocamız var. O yüzden ben sözlerimi burada noktalıyorum. Bütün arzum sevgili hocaların, yani üniversitemizin gerçekten başarması, hak etmesi. Çünkü Bandırma'da güzel bir üniversite kurduk biz.
yani sizlerle birlikte bizi güzel, başarılı akademisyenler, yani sizler tercih ettiniz. Bizi başarılı öğrenciler tercih ediyor. Yani burada bizim, yani Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden bir tanesini yani oluşturabilmenin önünde hiçbir engel yok. Gerçekten yok. Burada Türkiye'nin en saygın üniversitesi olabilir. İlk geldiğimde demiştim ki, yani Bandırma Üniversitesi ilk 10 yıl içerisinde 40'a girecek demiştim. Yani akademik çalışmalar itibariyle, diğer çalışmalar itibariyle. Biz çoğu şey itibariyle girdik zaten. Yani inanın, yani akademik çalışmalar dışındaki ama en önemlisi de bu. Yani öğrenci memnuniyeti, personel memnuniyeti, işte doluluk oranları, işte akademik teşvik, şu bu. Hangi sıralama olursa olsun biz zaten ilk 20'deyiz, 25'teyiz. Ama hani tabii ki o sıralamalar da çok önemli. Çok çok önemli ama akademik başarı sıralaması her şeyden önemli. İnşallah o arzu ettiğimiz ilk 40'a, yani 250 üniversitemiz var, 250 üniversite içerisinde. Ben gerçekten ilk 10 sene içerisinde gireceğimize inanıyorum. 3 senemiz kaldı. Biraz daha gayret gösterirse gireceğiz arkadaşlar. Şu anda da zaten 100'ün altındayız. Hızlı hızlı iniyoruz. Ben 40'a geldiğimizde 3 senede cidden inanıyorum. Ve emeği geçen, yani üniversitemizin geliştirme katkı veren bütün hocalarımıza teşekkürlerimi buradan bir kez daha arz ediyorum. Ve aynı zamanda belki biz biliyorsunuz 23 Nisan 2015 tarihinde kurulduk üniversite olarak. Ve Nisan ayı içerisindeyiz. Yani üniversitemizin kuruluşuyla ilgili de bir etkinlik yapmayı arzu ediyoruz imkan olursa. Ama ben yine buradan da yani üniversitemizin kuruluş yıldönümümüz üniversite vekiliyle de yani özellikle emeği geçen, üniversitemizin kuruluşundan bugüne emeği geçen bütün akademik, idari personelimize, özellikle yönetici arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha buradan teşekkürle bir borç bildiğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi sıra ödül törenim arkadaşlar. Ödül törenimizde ödüllerimizi dağıtmaya başlayalım. Ve bu başarının devamında dileyelim. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Hoşçakalın. Konuşmalarından dolayı kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Şimdi üniversitemizin tanıtım filmini hep birlikte izliyoruz.